Ve Allah mezarlarda yatan herkesi kaldıracaktır. Evet, insanın ontolojik arayışının somut karşılığı, egzistansiyalist yani insanın kainat üzerindeki varoluşçuluğun sorgulaması araştırmasının somut karşılığı olarak kişinin bu dünyadan sonraki hayatına açık cevap olarak Allah'ın var olduğunu, onun bütün yaratıklarını vefatlarından sonra tekrar mezarlarından kaldıracağını, mezarlarda yatan herkesi kaldıracağını, onlara tekrar can vereceğini ve ahiret hayatının başlayacağını açık delilidir. O mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Hal böyleyken yine de insanların içinde niceleri vardır ki herhangi bir bilgiye, herhangi bir doğru öğretisine ve ışık saçan bir ilahi kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında tartışmakta. Yani uluhiyet konusuna giren, uluhiyet kapsamında olan bir konu, kişilerin elinde sağlam bir bilgi yok, kişiler Allah'ın ölçüsüne emek vermemiş, kişiler tabiat üzerinde araştırma yapmıyor, fıtrat olarak aklını sonuna kadar kullanmak kapsamında doğru bilgiden ışığı göremeyen insanlar saçmalamakta ya da kendi zanlarını, tutarsız bilgilerini insanlara sunarak kişileri Allah'tan ve Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Allah mutlak güç ve kudret sahibi bir ve tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur, benzeri yoktur. Başkalarını Allah yolundan saptırmak için Hakk'a sırt çevirmektedir. Evet, Allah'ın yolunu bulamayanlar inatla küfürlerini savunmakta ve insanların kafalarına şüphe sokmanın mücadelesini vermektedirler. Böyle birinin bu dünyadaki payı manen gözden düşmedir. Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. Evet, sapıklıkta direnen, sapık bir hayat üzerinde ölen insanların hiçbir şekilde bir kurtuluşu yoktur. Kurtuluşun ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Ve sonra halkı onunla tartışmaya girdi. Bunun üzerine onlara, beni doğru yola ileten o iken benimle Allah hakkında hala tartışıyor musunuz? Hazreti İbrahim'in sözü ya da farklı peygamberlere, farklı toplumların bu tarz cevapları bulunmaktadır. Hakikati tebliğ eden peygamberler, resuller ya da hakikati tebliğ eden müminlere de bu doğrultuda insanların hezayanları bulunmaktadır. Yani gerçek ölçüye emek verip görülmeden kişi kendi heva ve hevesini, zanlarını insanlara dayatmakta, heva ve hevesini, zanlarını insanlara doğruymuş gibi sunmaktadır, inatlaşmaktadır. Ama ondan başka ilahlık yakıştırdığınız hiçbir şeyden korkmuyorum. Zira hiçbir kötülük bana dokunmaz. Rabbim dilemedikçe, Rabbim her şeyi bilgisiyle kuşatır. Peki bunu hiç düşünmüyor musunuz? Gerçek güç ve kudret sahibi, ilim sahibi olan Allah'tır. O Allah'ın ölçüsünü tahrif eden, Allah'ın ölçüsüne bir şeyler ekleyip insanları hakikaten uzaklaştıranlar gerçek sapıklardır. O yüzden kişinin etrafında, kişiye gelen mesajda kimlerin sapık, kimlerin doğru, kimin hak, kimin batıl olduğunu hakkıyla görebilmek için Allah'ın mesajına kişiye emek vermek zorunda. Allah herkese akıl vermiş, herkese vicdan vermiş, herkesin fıtratı var, kainat üzerinde Allah'ın kuralları var. Kişi bunları görüp, bunlarla uyuşan Allah'ın ölçüsünü Kur'an'a kişi emek verip, hakikati onaylayıp kabul etmesi ve hayatında somutlaştırması gerekir. Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Yani Allah'ın ölçüsünü tarif eden, Allah'ın ölçüsüne bir şeyler yamayan, onun kenarına bir şeyler monte edenler Allah'ın tevhidi anlayışını bozmuşlardır. Onlar Allah'ın ölçüsünü böyle çarpıttıkları halde korkmuyorlar. Hak'tan hakikaten bahseden insanın korkması çok yanlıştır. Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. Gerçek güvende olan Allah'a teslim olan, Allah'a güvenendir. İman edip de imanlarına zulmü şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır, doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.
Gerçek ölçü şirke bulaşmamaktır. Şirk Allah'ın durumda, Allah'ın yanında seçkin birilerin olduğunu iddia etmektir. Şirk çok tehlikeli bir bataklıktır. Şirk Allah katında aracılarının olmasıdır. Birilerinin cehenneme giderken birilerinin kurtarması, aracı vesile olması anlayışı kesinlikle İslam'da yoktur. Merhameti sonsuz olan Allah kendi merhametiyle kişide iman ve salih amel, kişi imanını korumuşsa, iman ve salih amelini artırmışsa Allah onu zaten merhametiyle bağışlar. Allah onu cehenneme gitmekten korur. Çünkü Allah'ın bu doğrultuda vaadi var, ayetlerde geçmektedir. O itikadi konularda Nuh'a emrettiğini ve sana ey Muhammed vahiy aracılığıyla öğrettiğimizi ve aynı zamanda İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için uygun gördü. Allah'ın ölçüsü her daim devam etmekte. Bütün peygamberlere gelen ölçü İslam'dır. Sahih itikada sağlam bir şekilde sarılın ve o konuda bütünlüğünüzü bozmayın. Onları çağırdığım bu itikat bütünlüğü başka varlıkları ve güçleri Allah'a ortak koşanlara ağır gelse bile Allah dileyen herkesi kendine çeker ve ona yönelenleri doğru yola ulaştırır. Evet, Allah'ın ölçüsü saf ve tertemizdir. Çıkarını kutsallaştırmış olanlara Allah'ın ölçüsü ağır gelir. Eşitliği kabul etmeyene ağır gelir. Köle ile efendinin eşit olmayı kabul etmemesi gibi. Zalimler ve zorbalar Allah'ın ölçüsüne yanaşamaz, onlara ağır gelir. Çünkü Allah bütün insanların eşit, özgür, insanca yaşamalarını istiyor. Geçmiş vahiylerin mensuplarına gelince onlar hakikati tanıyıp öğrendikten sonra aralarındaki kıskançlık ve çekişmelerinden dolayı bütünlükten uzaklaştılar. Gerçek ölçü Allah'ın ölçüsü kendilerine ulaştığı halde birbirleri arasındaki kıskançlık, çekişme, çıkar gibi farklı nedenlerden dolayı gelen hakikate de kendilerini kutsallaştıracak, kendilerini yüceltecek, yüce kılacak şekilde ayrıcalıklı kapsamda gözükmek için ona bir şeyleri monte etmek, kendi kitaplarını kutsallaştırmak doğrultusunda hezayanlarını da o kutsalların sağına soluna monte etmektedirler. Böylesi insanlar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp saptırmaktadır. Bu geçmişte, günümüzde ve gelecekte de daima olacak olan şeytansı işlerdir. Rabbinden ona koyduğu belli bir vadeye kadar bütün hükümleri iptal eden bir hüküm gelmemiş olsaydı, yani Allah'ın sünnetullah kapsamındaki ölçüsü gerçekten bulunmamış olsaydı, Allah her şeyi yerle bir ederdi. Fakat Allah kainatta her şeyi belli kurallara bağladığı için ve Allah'ın bu doğrultuda sözü olduğu için Allah zalimleri ve zorbaları yerle bir etmiyor, onlara mühlet tanıyor. Onlar arasında baştan her şeyi karara bağlanmış olurdu. Yoksa onlar yerle bir olurdu. İşte bakın, öncekilerden ilahi kelamı devralanlar işte şimdi devralanlar. Şimdi onunla öğretileri hakkında şüpheye varan büyük bir tereddüt içindeler. Allah'tan gelen ölçüyü gerçekten hakkıyla göremeyenler, onu anlamayan, emek vermeyenler her daim şüphe içerisinde olurlar. Allah'ın göstermiş olduğu dosdoğru yola emek verilmesi ve ona hiçbir şey katmadan teslim olması olmazsa olmazdır. İşte bunun için sen bütün insanlığa çağrıda bulun ve Allah tarafından emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve de ki, onların heva ve heveslerine uyma ve de ki, peygamber uyarılıyor, insanların gelen Allah'ın tertemiz ölçüsü Furkan'ına karşı insanların peygambere ya da hakikati tebliğ edenlere insanların farklı teklifleri, farklı argümanlarına karşı uyanık olmak, saptırıcıların heva ve heveslerine uyulmaması konusunda Allah bizleri uyarmaktadır. Ben Allah'ın bütün vahyettiklerine inanırım. Sizin değişik görüşleriniz arasında adaleti gözetmek, sizin değişik görüşleriniz arasında adaleti gözetmekle emrolundum. Allah'ın ölçüsüyle emrolundum. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımızın
Hesabı bize çıkarılacaktır. Sizin yaptıklarınızın da size, bizimle sizin aranızda bir çekişme olmamalı. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü varış onadır. Akibet tamamen Allah'a ulaşmaktır. Hiçbir şekilde hiçbir insan, hiçbir canlı Allah'tan kaçamaz. Mutlak güç ve kudret sahibi olan O'dur. O yüzden Allah'ın ölçüsünü çok iyi bilmek, emek vermek, saptırıcıların tuzakları gerçekten Allah'ın ölçüsü kişiler tarafından bilinirse, yalan söyleyen şeytanlar ve şeytansı düzenler, şeytansı oyunlar kişilere yutturulamaz. O yüzden mutlak ölçü, şaşmaz ölçü olan Allah'ın ölçüsü hakkıyla bilinirse, kişi dost doğru yolu bulur, o dost doğru yol üzerinde kişi yaşar. Ama kişi hakikatin ne olduğunu bilmezse, birilerin söylemleri, birilerinin kutsallaştırdıkları kendi ilimleri, kendi zanları, atadan dededen gelen gelenekler kutsallaşırsa, kişi de ona balıklama dalınca atlarsa, o kişinin kurtuluşu olmaz. Olmama ihtimali çok yüksektir. Gerçek ölçü ve kurtuluşun %100 olduğu ölçü Allah'ın ölçüsüdür. O Allah'ın ölçüsünü en güzel şekilde yaşayan peygamberin sünnetidir. O Allah'ın ölçüsü bilinirse peygamberin sünneti de hakkıyla bilinir. O Allah'ın ölçüsü bilinirse kişi dost doğru yol üzere olduğunun da teyidini görmüş olur. Kişi mutlak olarak Allah'ın ölçüsüne aklını kullanarak, sonuna kadar emek vererek zaman ayırması, mutlak doğrudan haberdar olması, haberi olan doğru yolu, o Furkan'ı, o nuru, o ışığı gerçekten gören insan, bilen insan, hiçbir şeytanın, hiçbir şeytansı aldatmacaların ya da kişilerin oyunlarına ve tuzaklarına maruz kalmaz. Bu doğrultuda kişi Allah'ın ölçüsüne emek vererek hakikat üzerinde olması olmazsa olmazdır. Buna sonuna kadar emek verilmesi lazım. Herkes akıl sahibidir. Herkes de aklını kullanarak emek vermekle yükümlüdür. 42-16'ya baktığımızda onun çağrısını kabul ettikten sonra Allah hakkında hala tartışanlara gelince onların bütün itirazları Rableri katında geçersizdir, boştur. Yani gelen ölçü, hakikat ölçüsünü kabul etmeyen ve birçok hezayanda bulunan, saçmalayan, onu kabul etmeyen, sırtını dönenlerin öldükten sonra Allah'a bin bir türlü mazeret sunmaları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Mutlak ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Dost doğru yol Allah'ın ölçüsüdür. Onun gazabı üzerlerine çökecektir. Ve onları şiddetli bir azap beklemektedir. Evet, hakikati teslim olmayan, hakikati öncelikle anlamak ve teslim olmak ve o doğrultuda yaşamak gerekir. Kişi emek vermez, dost doğru yolu bulmazsa o sapıklardan olur. Emek verilip dost doğru yol anlaşıldıktan sonra hak sonuna kadar yaşanması lazım Allah'ın ölçüsü doğrultusunda. Yoksa kişi Allah'ın göstermiş olduğu ölçüyü, o nuru anlamadan sadece işi alayvari yaklaşır, istihza ederse, müstehsi bir şekilde yaklaşırsa o kişinin kesinlikle hiçbir şekilde kurtuluşu olmaz. Allah'ın ölçüsüne göre o ölçüyü anlayıp, o ölçüye göre yaşamak, o ölçünün kapsamında yaşayışın en güzeli olan peygamberin sünneti zaten Kur'an'ın yaşanması. Kur'an'ın pratik hayatı zaten peygamberin en büyük sünnetidir. Kişi bunu anlar ve yaşarsa mutlak kurtuluşa erer. Buna sonuna kadar emek verilmesi gerekir. Evet. Konumuzun kapsamında tevhid gerçekten çok çok önemlidir. Tevhidin ne olduğunu sonuna kadar bilmek lazım. Mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yeri ve göğü ve içindekilerini yaratan O'dur. Onlara can veren O'dur. Ve onların ayakta durmasını, yaşamasını, kainatın ve bütün canlıların varlığının devam etmesi, varlığının sürmesi ve ölmeleri, canlıların belli bir doğup, büyüyüp, gelişmesi ve kemale erdikten sonra ölmesi olayı Allah'ın kainatta, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda oluşturmuş olduğu kurallar bütünlüğünün göstergesidir. Sünnetullah kapsamında var olan olaylardır. Bu olaylar bütünlüğünün cereyan etmesi tevhid kapsamında Allah'ın mutlak gücü ve kudreti kapsamında olmaktadır. Dinini Allah'a has kılmak.
Dinin Allah'a has kılınması, Allah'ın ölçüsü doğrultusunda yaşanmasıdır. O Allah'ın ölçüsünden kişi taviz vermeden yaşarsa, o Allah'ın ölçüsüne göre kişi hayatına şekil verir, yaşarsa, o gerçek kurtuluşa erir. Onun kurtulmasının, kesin kurtuluşunun vaadi Allah ölçüsünde belirtmiştir. Bu doğrultuda yaşayanlar mutlak olarak kurtulacaktır. Allah'ın şefaati onların üzerine nail olacaktır. Şefaatin tamamı Allah'a aittir ve Allah onlara şefaat edecektir. Sünnetullah'a baktığımızda, sünneti anlamak kapsamında ise Kur'an'ın en güzel şekilde ölçülerini peygamber hayatında anlayıp tebliğ ediyor ve en güzel şekilde bütün ölçülerden zerre kadar taviz vermeden yaşayan peygamberdir. O peygamberin en güzel sünneti, somut olarak bize kalan sünneti Allah'ın ölçüsüdür. Şu andaki Kur'an'daki ölçü, düstur, yaşayış peygamberin sünnetidir zaten. Yani Kur'an hakkıyla bilinir, emek verilirse peygamber o doğrultuda çok net bir şekilde, açık bir şekilde sünneti de bilinir ve yaşanır. O yüzden Allah'ın ölçüsüne sonuna kadar emek verilecek, anlaşılacak, şeytansı kapsamda olan kişiler ve düzenler ve şeytansı iddialar kişileri kuşatıp Allah'ın yolundan, düzenden saptırmaması için, kişinin ayağını kaydırmaması için Allah'ın ölçüsüne sonuna kadar emek verilmesi lazım. Ölçü bilinirse, dosdoğru yol ölçü bilinirse, gelen bütün tuzaklar kişinin elinin tersiyle bir kenara itmesini sağlar. Kişinin elini güçlendirir. O dosdoğru ölçüyle kişi çok güçlü olur. Ayakları üzerinde kayım olur ve kişi düşse dahi kişi ayağa kalkar ve Allah'ın ölçüsünden taviz vermeden kişi yaşar. Olmazsa olmaz olan ölçü Allah'ın ölçüsünün bilinmesi, bilinenin yaşanması ve hayatta iman ve salih amel kapsamında güzelliklerin artırılması istenmektedir. Allah'a emanet olun. Bugünkü dersimiz bu kadar. Tefekkür TV'yi takip edelim. İyi akşamlar.